Sarmaşıklarımızı duvarlara nasıl sardırabiliriz? Sarmaşıklarımızı duvarlara böyle ipler bağlayarak, iplere sarılmasını, iplerden destek almasını sağlayarak sardırabiliriz. Ya da uzun sırıklara bağlayarak, sırıktan destek almalarını sağlayarak sarmaşıklarımızı bir duvara sardırabiliriz. Sarmaşıklarımızın iplerden destek alarak sarılması için, duvara tutunabilmesi için gördüğünüz gibi duvara böyle çiviler çaktım. Siz de görünmeyen minik cam çivilerini duvara çakabilirsiniz duvarınıza zarar vermeden. Ve ipleri bu çivilere bağlayıp sarmaşıklarınızı bunlarla tutturabilirsiniz. Böylelikle sarmaşıklarınız duvara daha iyi tutunacak ve bir süre sonra duvarı sarmaya başlayacaktır. Zaten sarmaşığınız duvarı sardıktan sonra kendisi iplere ve çivilere ihtiyacınız kalmayacak. Sarmaşık bir kere tutunup yolunu bulduktan sonra kendi kendine o duvarı ya da o alanı kendi kendine sarıp kapatıyor. Bu şekilde sırıklara sarmış olduğumuz sarmaşıklarımız da var. Bunlar uzadıkça da duvara bağlayacağız ipler yardımıyla. Uzayan dallarını iplerle duvara sabitleyeceğiz. Yani ona bir yol göstereceğiz. Sarmaşığa siz yol gösterdiğiniz zaman o yolunu buluyor, her yeri sarıyor. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yorumlarınızı aşağıya bırakın. Bakın bu da acem sarmaşığı. Hem sırığı var hem de ucundan uzayan bir dalını iple yukarı tele bağladım, sabitledim ki böylelikle yukarıya uzansın ve duvarı komple sarsın istedim. Burada da yine Yasemin sarmaşığı var. Bunun da kendi üzerinde sırığı var. Ana gövdesi sırığa gördüğünüz gibi yılan gibi kıvrılarak sarılmış. Daha sonra bunun uzayan dallarını yine demirlere destekleyerek, demirlere ip bağlayarak demire bağlayabilirim. Ya da duvarlara çivi çakarak çivilerdeki iplere bağlayabilirsiniz. Bakın bu da kapının hemen yanında begonvil. Eve giriş kapısının yanına begonvil sarmaşığı koydum. Begonvil çiçeği. Bu da bir sırığa bağlı duruyor. Sırıktan destek alarak böyle ağaç şeklinde büyüyecek, ağaç gibi olacak. Bunu sırığa bağlamazsam yamulur, sağa sola yatabilir. Büyümesi yavaşlayabilir, durabilir ve cansız bir gelişim gösterebilirdi. Sarmaşıklarımıza bağladığımız ip çok önemli arkadaşlar. Böyle ince ipler kullanmıyoruz. İnce, kesici ipler kullanmıyoruz. Çünkü sarmaşığımızı bağlarken duvar sıkarsak damarlarından boğuluyor, boynunu büküyor, sıktığımız, boğduğumuz yer ölüyor, gelişim göstermiyor, kuruyup gidiyor. Bunun gibi yün, yumuşak ve kalın bir ipe ihtiyacımız var. Kurdeller kullanabilirsiniz ya da benim gibi böyle bir yumak şeklinde, ben top şeklinde böyle bir tuhafiyeden aldım. Bu şekilde en ekonomik ip buydu. Şimdi başka ipleri aldığım zaman nalburlardan da araştırdım. Onlar pek ekonomik olmuyordu. Bu daha fazla ve fiyat olarak daha uygundu. Üstelik tam da benim işimi görecek aradığım tarzda bir ip. Yumuşak ve kalın bir ip. Sarmaşığımızın dallarını, yapraklarını kesip zarar vermeyecek. Ve bunu sıkmadan gevşek bağlamamız çok önemli bu ipi. Gördüğünüz gibi bu çivileri, ipleri önce bağlıyorum. İpleri bağladıktan sonra sarmaşığımı alıyorum ve iple bağlıyorum sarmaşığımı boğmadan, sıkmadan. Bakın böyle ipi iki kat yaptım. Burada çivi yok, bir tel var. Telden geçiriyorum. Duvardaki telden. Şöyle iki düğüm atıyorum ki iyice sabitliyorum, sağlamlaştırıyorum. Daha sonra dalımı alıyorum. İplerimi böyle sırayla öncelikle bağlıyorum. Buraya sabitliyorum. Burada tel vardı. Telden de geçirebilirsiniz. Duvarınızda tel yoksa, demir varsa demirden geçirebilirsiniz ipleri. Ya da duvara benim yaptığım gibi çiviler çakıp çivilere de ip bağlayabilirsiniz. Şimdi bu ipe dalımı alıyorum ve dalımı bu ipe sıkmadan bağlıyorum. Böylelikle sarmaşığıma yol göstermiş oluyorum. Sarmaşık buraya tutunacak ve bu şekilde büyüyüp uzayıp gelişimini gösterecek. Böylelikle duvarı kaplayacak. Böyle ilerliyorum arkadaşlar. Önce iplerimi duvara bağlıyorum. Daha sonra ipe sarmaşığımı tutturuyorum. Sarmaşığım duvara tutunduktan sonra, duvarı sardıktan sonra zaten bu ipleri de sırıklara da ihtiyacım olmayacak. Kendi kendine desteksiz durabilecek. Daha sonra ipleri ve sırıkları da çekip alabilirsiniz.
Sarmaşıklar bulundukları ortamlarda havayı inanılmaz temizlermiş. Evinizde bile saksıda sarmaşık bitkisi yetiştirdiğiniz zaman bulunduğu ortamı çok güzel temizleme, inanılmaz yüksek oranda oksijen verme özelliği varmış sarmaşıkların arkadaşlar. Ve ben sarmaşığı neden tercih ediyorum? Yaz kış yemyeşil görüntüsünden dolayı. Kışın bütün ağaçlar yapraklarını döküyor, kuruyor. Yeşil görünüm azalıyor ama sarmaşıklar kış boyunca da yeşilliğini korudukları için sarmaşık sardırmayı, sarmaşığın o yemyeşil görüntüsünü, sarmaşığın yemyeşil ve canlı görüntüsünü çok sevdiğim için sarmaşıkları çoğaltıyorum, büyütüyorum ve böyle duvarlarıma sardırıyorum. Duvarlardan sarkan gür sarmaşık görüntüsünü çok seviyorum. Bana çok hoş geliyor. Bu görüntü bana çok şiirsel ve nostaljik geliyor. Videonun altına değerli yorumlarınızı yazın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.